Ali Mahmut Başarır hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hem de Ulaştırma Bakanlığı hakkında suçlamasında bulundu. Siz Saadet Partisi olarak bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl ilerlemeliyiz? Evet, İstanbul'un temeldeki bütün problemlerin sebebi belli. O da nüfus yoğunluğu. Yani İstanbul'un en önemli sorunları nedir diye sorduğumuzda vatandaşa aldığımız cevaplar trafik, yeşil alandaki kişi başına düşen metrekare azlığı, otopark problemi ve aslında her an İstanbulluyu tedirgin eden deprem meselesi. Dolayısıyla bütün problemlerin temelinde İstanbul'un nüfus yoğunluğunun fazla olması göz önünde ortaya çıkıyor. Biz Kanal İstanbul'a başından beri bir defa telafisi mümkün olmayacak bir takım tahribatlara sebep olacağından dolayı Saadet Partisi olarak zaten karşıyız. Sonrasında da İstanbul'un nüfusuna yeni nüfus yükü yükleyeceğinden dolayı aynı şekilde yine karşıyız. Dolayısıyla biz Kanal İstanbul'un süreç içerisinde gündeme getirilmesinin aslında bir suni gündem olduğunu ve iktidarın temeldeki 20 yıllık iktidarı boyunca elde ettiği rantın zirvesine ulaşmayı hedeflediği için Kanal İstanbul'u mütemadiyen gündemde tuttuklarına şahit oluyoruz. Tabii böyle bir projenin iptali söz konusu olması gerekiyor. Bir defa vicdanlı her bir insan bu projeyi onaylamaz. Bir takım gündemler olduktan sonra Kanal İstanbul'un nüfusuna nüfus eklemeyecek diye Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon programında ifade etmişti. Ve bunu konut sayısını düşürdüklerini ifade etti. Dedi ki sadece kanalın bir tarafına 300 bin konut, diğer tarafına da 300 bin konut sadece yapılacak dedi. Biz de soruyoruz, toplamda 600 bin konut yapar. 600 bin konut kişi başına hesap ettiğinizde ortalama 5 ile çarptığınız zaman 3 milyon yeni nüfus yükü demektir bu İstanbul'a. Şimdi İstanbul'un problemlerini göz önünde bulundurduğumuzda İstanbul'un değil 3 milyona aslında yeni 100 bin nüfusa dahi tahammülü kalmamıştır. Önümüzde çok ciddi risk barındıran bir Marmara depremi söz konusu. Ne zaman olacağını bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Biz konutlarımızı onarmaya, güçlendirmeye ve hatta İstanbul nüfusunu aslında yeniden Anadolu'ya göndermeye ihtiyacımız var ki İstanbul'daki yaşanabilirlik düzeyini arttırabilelim. Dolayısıyla Kanal İstanbul meselesine yaklaşımımız bu şekilde. Tabii siyasi partilerin milletvekilleri, yönetici kadroları, hemen hemen bütün muhalif siyasi partiler Kanal İstanbul'a karşılar. Ben vicdanı olan her İstanbullunun da vicdanıyla bu meseleye yaklaştığında karşı olması gerektiğine inananlardanım. Yaşam Partisi olarak son yaşanan zamlar, özellikle yağ sıkıntısını neye bağlıyorsunuz? Her şeyden önce biz Türkiye olarak yeraltı kaynakları ve yerüstü kaynaklarıyla jeopolitik konumu itibariyle güçlü bir ülkeyiz. Sadece kendi insanına değil, bölge insanına, İslam ülkelerine, Türkiye Cumhuriyetlere ve aslında dünyaya yön verebilecek enerjiyi bünyesinde barındıran bir Türkiye'yiz. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki özellikle son zamanlarda yoksullaşma oranı her geçen gün artmaktadır. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Aslında iktidar sahipleri sosyal yardımların artmasıyla beraber aslında yoksulluğun da arttığını kendileri itiraf ediyorlar. Diyorlar ki biz geçen sene, örnek olarak söylüyorum, şu kadar insana sosyal yardım desteğinde bulunuyorduk. Bu sene bunun sayısını iki katına çıkarttık diyorlar. Aslında bu ne demek? Bu Türkiye'nin bir önceki yıla göre daha da fakirleştiği, daha da yoksullaştığının ispatı. Tabii ki sosyal medya mecrası bir takım dezenformasyonlara açık, gerçek dışı bir takım gündemler oluşturulabilen bir mecra. Ancak ortada bir gerçeklik var. Tarım ürünlerinde günlük ihtiyaçlarımızı karşıladığımız ürünlerden
efendim yakıtlara varana kadar her şeyde %100'ün üzerinde bir artış söz konusu. Her geçen gün kuruş kuruş zamlar geliyor, ancak totele vurduğunuzda son bir yılda sadece mazota %166 zam geldi. Peki mazot dediğimiz zaman sadece bizim arabalarımızda kullandığımız bir yakıt aklımıza gelmemeli. Çiftçilerin de toprağa ekerken kullandığı bir yakıt. Dolayısıyla gübre fiyatlarındaki artış, yakıt fiyatlarındaki artış doğrudan çiftçinin mahsulüne yansıyor. Çiftçinin mahsulüne yansıyan fiyat artışı da biz İstanbulluların evimize, mutfağımıza, dolabımıza aldığımız ürünleri düne göre çok daha yüksek maliyetle almamıza sebep oluyor. Yani biz bir hafta önceyle bu hafta arasında daha da yoksullaştık, daha da fakirleştik. Dolayısıyla ürünlere ulaşırken fiyat artışları söz konusu. Bunu görmezden gelen tek bir kesim var. O da iktidar sahipleri ve Cumhur İttifakı'nın içerisinde bulunan MHP lideri. Kesinlikle Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu kabul etmiyorlar. İnsanların günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını kabul etmiyorlar. Ben şöyle bir veri paylaşmak istiyorum. Son bir yılda sosyal yardıma İstanbul'da her 4 haneden bir tanesi müracaat etmiş durumda. Bu ne demek? Bu toplumun %25'i günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor demektir. İstanbul açısından söylüyorum. Bunun elbette Türkiye oranlaması da var. Yağ konusunda evet bir takım açıklamalarda bulunuldu ve insanlar ister istemez marketlere akın etti ve paylaşılan görüntüler insanları daha tedirgin etti. Ben her şeyden önce sosyal medyada bu şekilde insanları tedirgin edici bir takım açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyorum. Ama öte taraftan da ilgili bakanlıklar, iktidar sahipleri de sosyal medyada böyle bir gündem olduğunda bir sessizliğe büründü. Ben kurumların, iktidarın bir iletişim problemi olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla insanlar acaba gerçekten bir kıtlık mı söz konusu endişesiyle ister istemez kendisini güvenceye almaya çalışıyor. Bunun doğruluğunu, yanlışlığını tartışmaktan ziyade buna sebep olan meselenin ne olduğunu tespit etmektir iktidar sahiplerinin görevi. Biz Türkiye'de bulunan nimetlerin adil bir şekilde pay edilmediğine inanıyoruz. Devletin adillikten her geçen gün uzaklaştığına inanıyoruz. Bir takım yandaş grupları besleyip bir takım beraberce hareket ettikleri kesimleri destekleyip vatandaşı mağdur ettiklerini görüyoruz. Üzüldüğümüz ve endişe ettiğimiz bir husus var ki bunu daha kötü günlere ulaşma konusunda bir takım endişelerimiz var. Ama biz Saadet Partisi olarak adil devlet ve adil paylaşım, insanca yaşam sloganlarıyla Türkiye'yi içinde bulunduğu bu badireli süreçten çıkartacak politikalarımızın hazır olduğunu ve bu konuda da İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında seçmene, vatandaşa bu politikalarımızı anlatıp onların oyuna talip olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum ve bu konuda da çok ciddi bir teveccüh var. İnsanlar bir arayış içerisinde, çünkü insanlar düne göre bugün çok daha yoksullaşmış durumda. Ama inşallah Türkiye'yi, ülkemizi bu tablodan kurtaracağımıza inanıyoruz. İktidar Türkiye'yi yönetemiyor. Hem yönetememezlik hem de bir tutarsızlık içerisinde siyasetlerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla insanların iktidara, iktidar sahiplerine, bakanlara, bakanlıklara, devletin kurum ve kuruluşlarına maalesef düne göre bugün çok daha fazla güvenini yitirmiş durumda. İnsanlar markette, kasapta, manavda karşılaştığıyla devleti yönetenlerin sözleri arasında bir tutarsızlık gördüğünde Allah aşkınıza nasıl inansın ki ilgili bakanlıklara? Çünkü devletin, ülkenin bir takım verilerini, istatistiklerini açıklayan kurumlar artık
insanlar tarafından güvenilmez hale getirildi. Dolayısıyla bu günlerin geçeceğine inanıyoruz. Ancak milletimizin de bu konuda bir iradeye sahip olduğunu hatırlatıyoruz. Ve inşallah yarın, yani biliyorsunuz, liderler buluşması sonrasında güçlendirilmiş parlamenter sistemin açıklandığı imza ve sunum töreninde yarının Türkiye'si diye bir motto kullanıldı. Yarının Türkiye'sinde bugün olanların olmayacağının güvencesini biz milletimize veriyoruz.